Süleyman Seyfi Öğün Kirli Savaş Bir büyüğüm vakti zamanında bana değerini seneler içinde daha iyi idrak ettiğim bir hayat görüşü hediye etmişti. Şöyle demiş olduğunu hatırlıyorum. Hayat bir kömür galerisine benzer ve sen üzerinde bembeyaz bir gömlekle bu galeriye girersin. Ama ne kadar dikkat etmiş olsan da bil ki galeriden çıktığında üzerinde büyük bir kısmının nereden geldiğini bile bilmediğin öbek öbek kurumlar olacaktır. İşlemeyen demirin pas tuttuğunu biliyoruz. Ama işleyen demirde ancak bir yere kadar ışıldar. Bir yerden sonra onun akıbeti aşınmak olacaktır. Yani işleyen demir ancak aşındığı yere kadar ışıldar. Hepimiz metal yorgunluğunu biliyoruz. Işıldamanın bedelidir bu yorgunluk. Tarihin en kirli galerilerinin savaş galerileri olduğunu herkes takdir eder. Tarih bir dizi artığın birikimidir. Ama bu artıklar içinde en kirli olanı savaştır. Evvela şunu net olarak ortaya koyalım. Savaş tek başına kirli bir süreç değildir. Aldanma da genellikle burada ortaya çıkıyor romantik bakış savaşı istenmeyen arizi bir tarihsel çıktı olarak değerlendiriyor. Savaşları var eden, ortaya çıkan süreçlerle fazlaca ilgilenmeden savaşa itiraz etmek olsa olsa çocuksu bir bakıştır. Halbuki savaş barışçıl gibi gözüken işlerin içinden gelir. Bizzat bu süreçlerin ilk başta başka niyetlere yorulan maddi varlıkları savaşları var eder ve yönetir. Eğer savaşları kendilerini var eden süreçlerden ayıklamadan, bütünlüklü bir bakışla teşrih masasına yatırmadan, yatıracaksak buna diyecek bir şey olmaz. Rosa Luxemburg, Jean Jaurès, Mahatma Gandhi gibi kahramanlar bunu yaptı. Ama bu da kifayet etmiyor. Çünkü tarihi ilkesel ve bütünlüklü bir hesaplaşmaya taşımak haddi zatında zor iş. Ama bundan daha zoru bu hesaplaşmayı insanlığın eşanlı sırtlanmasıdır ki işte işin en zor, belki de en olmayacak kısmı bu. Yukarıda isimlerini saydığım saygıdeğer şahsiyetlerin dramı da zaten bunu anlatır. Medeniyet tarihi savaşı yok edemedi ama onu kültürel olarak işledi ve yeniden üretti. Bu yeniden üretimin içine neler giriyor? bir defa savaşın düzenli ordularla üstelik kaideli hale getirilmesinden bahsedebiliriz. Hatta bu itibarla İslam medeniyetinin öncü rolüyle iftihar etmeliyiz. Savaşın hukukunu inşa etmek kolay iş değildir. İslam savaş hukukundan Vesfalya'ya yapılan işleri hiç kimse küçümsememelidir. Savaş suçu kavramı bana her zaman tuhaf gelmiştir. Sanki savaş masum imiş de onun içinde suç işlemek olmazmış gibi. Ama bu ihtirazı kaydı diretecek değilim. Kurallı savaş her şekilde kuralsız savaştan evladır ve bunu taraflara kabul ettirmekte küçümsenecek bir şey değildir haklı ve haksız savaşlar ayrımı da bahsettiğimiz kültürel yeniden üretimin konularıdır. Kanaatimce işin en fazla çatallaştığı noktada budur. Haklı savaş, kurallı savaş manasına gelmiyor. Hatta kurallı savaşla haklı savaş arasında tam ters bir ilişki var. Kurallı bir savaş yürütebilirsiniz ama haksızsınızdır. Kuralsız bir savaş yürütürsünüz. Ama haklısınızdır. Değil mi ki Viet Conglar, Amerikan emperyalizmine karşı kuransız lakin haklı bir savaş verdiler? Cümle anti-kolonyalist ve anti-emperyalist savaşlar da böyle değil midir? Donanımlı, düzenli ordular karşısında ne yapılabilirdi ki denilebilir. İtiraz kaldırmayacak bir değerlendirmedir bu. Leyla Halit uçak kaçırmayıp ne yapacaktı? Kuransız yürütülen savaşların kendi normları var mıdır? Mesela sivilleri kayırmak, kollamak gibi. Buna dikkat etmek bu savaşları yürütenlerin insaflarına kalıyor. Ama çoğunlukla kuransız ve haklılığına, ölümüne inanmış insanların savaşlarında haklılık duygusu körleştirici bir etki doğuruyor ve diğer duyarlılıkları ezip geçiyor. Galiba genellikle ıskalanan şu, haklı olmaktan daha zoru haklılığınızı sürdürebilmektir. Haklı olmak belki gerekli ama asla yeterli olmayan bir koşuldur. İşte haklı ama kuralsız savaşların yaşadığı metal yorgunluğu ve kirlenme de burada ortaya çıkıyor. O romantik devirler çok ama çok geride kaldı. Kimse Çeyle, Marigalalı günleri, İspanyol İç Savaşı'nın o evrensel dayanışmasını dayatmasın. Bunlar Hemingway'in, Exuperi'nin edebiyatlarında kaldı. Süreçse çoktan çoktan kirlendi. Kurtuluşçu grupların mafyalara, uyuşturucu kartellerine eklemlendiği çok katmanlı bir kirlenme bu. Ama en vahimi de şu Haklı savaşların kuralsız grupları dünya ölçeğinde savaşı pazarlayan, kotaran güçlerin aleti, oyuncağı haline geldi. Bugün bonumuzun dibinde yaşanan savaşta bunu net olarak görüyoruz. Pek çok güç bu maşallah pek haklı olan bu kirli yapıları kullanarak işini yürütüyor. Bu da ben yapmadım ki onlar yaptığı sorumsuzluğuyla en yapılamayacak şeylerin bile yaptırılabileceği bir ortamı sağlayarak savaş hukuklarını da aşındırıyor bugün artık kurallı savaşlarla kuralsız savaşlar arasındaki ayrımı o kadar kolay yapamıyoruz. Köroğlu tüfenk icat oldu, mertlik bozuldu diyordu. Garibim vesayet savaşlarını görseydi ne derdi acaba?''